İstanbul'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeyiz. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayını Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün davası için çok sayıda meslektaşı, kurum temsilcisi, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcileri buradaydı. Bir açıklama yaparak açıklamanın ardından da mahkeme salonuna geçtiler. Duruşma az önce başladı. Biliyorsunuz Can Dündar ve Erdem Gül MİT tırlarının durdurulması ile ilgili yaptıkları haber ve görüntüler nedeniyle yargılanıyorlar. Casusluk iddiası ile yargılanıyorlar. Ancak gazetecilik meslek örgütleri ve Can Dündar ve Erdem Gül aynı zamanda gazetecilik faaliyetlerinin yargılanmayacağını söyleyerek bugün duruşmada beraatlerini talep edecekler. Duruşma az önce başladı. Belirttik. Çok sayıda kurum temsilcisi ve meslektaşları katıldı. Mahkeme heyeti duruşmanın kapalı, bundan sonraki oturumların da kapalı sürmesini istedi. Çünkü casusluk iddiasıyla, casusluk suçlamasıyla yargılama yapıldığını belirtti. Duruşma az önce başladı. İddianame hazırlanmıştı biliyorsunuz. 473 sayfalık bir iddianame var gazeteciler hakkında. Ve iddianamede büyük oranda Adana ve Hatay'da durdurulan MİT tırlarının hem durdurulması hem de içinde taşınanlara ilişkin detaylı bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda Can Dündar ve Erdem Gül'ün yazdıkları köşe yazıları da iddianamede yer alıyor. 17-25 Haziran öncesi yazdıkları, 7 Haziran seçimleri öncesi yazdıkları ve aynı zamanda MİT tırları ile ilgili yazdıkları haberler, köşe yazıları ve değerlendirmeler, yorumları iddianamede suç delili olarak sayılıyor. Bu nedenle gazeteciler de, Dündar ve Gül de gazetecilik faaliyetlerinin yargılandığını vurguluyorlar ve bunun mümkün olmadığını, doğru olmadığını, demokratik bir ülkede doğru olmadığını vurguluyorlar, ifade ediyorlar. Duruşma başlamadan hemen önce arkamda gördüğünüz adliye önünde bir açıklama yapıldı. Gazeteci Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar açıklamasında Anayasa Mahkemesi'nin kendilerinin salıverilmesini sağlayan kararına atıfta bulunarak AYM'nin kararına rağmen sarayın istediği gerçekleşirse AYM'nin başına kayyum atanmalı sözlerini sarf etti, sözlerini kullandı ve biz buraya beraatimizi istemeye geldik. Gazetecilik faaliyetleri yargılanamaz, halkın haber alma hakkı, halkın haber alma özgürlüğü yargılanamaz ve kimse bunun önüne geçemez dedi. Ardından Erdem Gül de konuştu. Erdem Gül de aslında benzer şeylere vurgu yaptı. AYM'nin verdiği kararı o da atıfta bulundu. AYM'nin hukukunu savunmak da artık bize düşüyor dedi. Bu görevle de karşı karşıyayız. AYM'nin de hukukunu savunacağız dedi. Gazetecilik faaliyetinin suç olmadığını savunmak bizim görevimiz ve artık Türkiye'de elzem bir noktaya gelmiştir. Bunu savunmak dedi. Avukatları bir açıklama yaptı. AYM'nin kararından sonra her şeyin yolunda gittiğini düşünmüştük dedi avukatları. Ancak endişelenmemize sebep olan gelişmeler oldu diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AYM kararına saygı duyuyorum açıklamasını işaret etti avukatları ve bunun ardından endişelenmekte sanıyoruz haklıyız artık endişelenmemizi de aşan olaylar yaşanıyor dedi. AYM'nin kararından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra daha doğrusu. Can Dündar ve Erdem Gül özgür basın susturulamaz sloganları ile birlikte duruşmaya uğurlandı. Çok sayıda meslektaşı da davayı takip ediyor aynı zamanda. Yalnız bırakmadılar Erdem Gül ve Can Dündar'ı. Can Dündar'ın önemli vurgularından bir tanesi, bugün biz beraat edilebiliriz, tekrar tutuklanabiliriz ancak mücadelemiz sürecek. İçeride çok fazla tutuklu gazeteci var, onlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz dedi ve gazeteci meslek örgütleri, sendikaları bugün burada önemli bir dayanışma gösterdiler aslında. Oldukça kalabalık bir kitle şu an davayı, duruşmayı takip ediyor. Tekrar hatırlatalım, başında söylemiştik, mahkeme heyeti davanın kapalı yapılmasını istedi, basına bilgi verilmesini de istemedi çünkü casusluk iddiasıyla yargılanıyorlar. Hatırlatalım neyle suçlandıklarını belirttik. Can Dündar ve Erdem Gül hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, birer kez müebbet hapis cezası ve 30 yıla kadar da hapis cezası isteniyor. Ancak Dündar ve Erdem Gül bugün gazetecilik faaliyetlerinin yargılanmayacağını vurgulayarak bir kez daha beraatlerini talep edecekler. Gözler mahkeme heyetinin vereceği kararda olacak. Burada heyecanlı bir bekleyiş var. Buradaki atmosferi de aktaralım isterseniz kısaca. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda gazeteci buradaydı. Özellikle yabancı ajansların, yabancı basın mensuplarının kalabalıklığı, fazlalığı dikkatimizi çekti. Hala davayı takip ediyorlar.
Aynı zamanda çok sayıda vatandaş var. Bize de meraklı gözlerle soruyorlar. Sizce ne olur diye herkes anlamaya çalışıyor. Can Dündar'ın ve Erdem Gül'ün tekrar tutuklanıp tutuklanmayacağı burada gerçekten merak konusu. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor duruşma ve bundan 2 gün önce biliyorsunuz ilk duruşma görülmeden 2 gün önce davanın savcısı değişmişti. Anayasal düzene karşı işlenen suçlar bürosunda savcı olarak çalışan savcı Evliya Çalışkan atandı davaya ve Cumhuriyet Gazetesi bunun normal bir durum olmadığına dikkat çekmişti.